12 yapılandırma gerçekleştirildi 21 yıl içinde. Yani kaba bir hesapla baktığımızda 1,5 yılda bir yapılandırma gerçekleştirmiş Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Peki niçin bu kadar yoğun bir şekilde yapılandırma ihtiyacı duyuluyor? Çünkü vatandaşların içine sokulduğu ekonomik darboğaz, sıkıntılar maalesef geçinmekte dahi zorluk çeken insanların vergi ve sigorta borçlarını, primlerini yatırmaktan alıkoyuyor. Ve ne ilginçtir, bu yapılandırmaların birçoğu seçim arefesinde, seçime bir ay kala, 1,5 ay kala, 2 ay kala gündeme getiriliyor. Niçin? Akıllarınca böyle bir yapılandırmayla vatandaşın gönlünü fethedip oy devşirecekler, bir de para toplayacaklar. Mantık bu. Ama gelin görün ki vatandaşın vergilerini yapılandırırken taksitlendiren bu zihniyet kendi yandaşlarının vergilerini ise bir çırpıda affediyor. Onlarda taksitlendirme falan yok. Affediyor vergiyi. Senden vergi almıyorum diyor kardeşim diyor. Sen benim canım ciğerimsin, benim dostumsun, benim yandaşımsın, benim ortağımsın, affediyor. Garibana da yapıyor. Ya diyor, sen bana oyunu verirsin, şu vergini taksitlendireyim, rahat rahat öde. Nasıl ödeyecek? Ekonomik sıkıntı devam ediyorsa, çarkı dönmüyorsa o taksiti nasıl ödeyecek? Ödeyemeyecek. Şimdi biz bu yapılandırmayı destekliyoruz. Halkın yararına olan her işe imza atarız. Yeter ki halkın yararına olsun. Ama bir şey var. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bir büyük acı yaşandı 6 Şubat'ta. Ve bu acı yaşanırken bu iktidar kurumlarıyla, işgal altına aldığı kurumlarıyla tümüyle iflas etmiştir. Kızılay. Ya büyük bir pişkinlik var ya. Her gün skandal ortaya çıkıyor Kızılay'la ilgili. Her gün yolsuzluk, usulsüzlük ortaya çıkıyor. Hiç bana mısın diyen yok. Şimdi bu kurumların onursal genel başkanı dönüp de ya ne oluyor burada? Basında bu kadar Kızılay'la ilgili çok ilginç, çok ilginç usulsüzlüklerden bahsediliyor. Getirin bakalım şunları bir bakayım demez mi? Şu yolsuzluklarla ilgili, usulsüzlüklerle ilgili bir komisyon kurdurulup araştırılmaz mı? Hiç umurlarında değil. Hiç umurlarında değil. Peki ne yapıyorlar? Deprem, acı, büyük felaket diyorlar. Akıllarınca felakete yönlendirip kendilerini kurtaracaklar. Ve kadere bağlıyorlar. Kaderin, kader planınızın içinde Kızılay'daki yolsuzluklar, usulsüzlükler de mi var? Kader planınızın içinde kurulan AFAD'ın yaptığı bu olumsuzluklar, bu koordinasyonsuzluklar, bu başıbozukluklar da mı var? Kader planınızın içinde o masum insanların günlerce çürümeye yüz tutmuş cesetlerinin oralarda kalması da mı var? Bütün bunlar bir gerçek ve hala kayıp aileler var. Bırakın yandaşlarınıza peşkeş çekmeye konut ihalelerini, şu kayıp ailelerin acılarını dindirin. Çocuklar kayıp, çocuklar. Ve siz o çocukları belli bir takım vakıflara peşkeş çektiriyorsunuz. O masum çocukları, ailelerinden koparılan o çocukları karanlık ellere teslim ediyorsunuz. Sizin bakış açınız bu. Ve siz bu bakış açısıyla bu acının tamamen çürümüşlüğünün müsebbibisiniz. Kader, elbette deprem bilimsel yöntemlerle tespit edilebilir. Elbette bilimsel yöntemlerle akademisyenler her gün bas bas bağırıyor. Yalvarıyorlar adeta iktidara. Diyorlar ki bakın deprem geliyor. Siz kader. Ya tamam, depremi siz önleyemezsiniz de deprem planlamasını da mı yapamazsınız? Sizin bilimsel anlayışınızın dışında kaderci anlayışınız on binlerce vatandaşımızın hayatına mahvoldu, mal oldu. Büyük dramlar yaşanıyor. Büyük acılar var. Ve o dramlar hala yaşanmaya devam ediyor. Siz fıkır fıkır gülüyorsunuz. Umurunuzda değil. İşte biz burada anlatıyoruz. Ya elinizi başınızın arasına koyun da düşünün. Ya bu söylenenlerin hepsi mi yanlış? Hepsi mi yalan? Hiç mi doğru tarafı yok? Dinleyen yok, grup başkan vekilleri keyfek eder, gülüyorlar, sohbet ediyorlar. Biz de burada kime konuşuyoruz? Kime konuşuyoruz?
Sayın Bingöl. Birleşime 10 dakika ara veriyor. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart dolayısıyla tabii ki depremde yaşamını kaybeden ve depremde birçok uzvunu kaybederek hayat ve yaşam koşulları zorda olan bütün kadınlarımıza da ve tüm emekçi kadınlarımıza da buradan saygıyla anmak isterim. Evet değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımızı dinliyoruz. İktidar milletvekillerini özellikle. Televizyonlara bakıyoruz. Her şey varmış. Deprem bölgesinde milletin tüm ihtiyaçları, vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanmış. Hele hele kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılarak tüm ihtiyaçları karşılanmış. Değerli arkadaşlar, 15 gün deprem bölgesindeydik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleriyle. Çadırları gezdik. Oradaki yıkıntı olan enkazları gezdik. Ve orada vatandaşın çığlıklarına, kadınların özellikle taleplerine baktığımız zaman kadınlar depremde yok sayılmışlar. Örneğin AFAD deprem yardım paketleri dağıtıyor arkadaşlar. Deprem yardım paketlerinde kadın hijyen malzemeleri neden yok? O deprem paketini dağıttığınız evde kadını neden görmezden geliyorsunuz? Hani toplumsal cinsiyet demeyin, pozitif ayrımcılık. İşte toplumsal cinsiyet eşitsizliği tam da budur. AFAD'ın deprem yardım paketinde kadın hijyen malzemeleri yok arkadaşlar. 150 kişilik, 150 çadırlık bir çadır kentte depremin 9. 10. günüydü, dolaşıyoruz. Kadınlar bizi gizli gizli yanlarına çekiyorlar. İç çamaşırı ihtiyaçları var. Gittiklerinde iç çamaşırı talep edemiyorlar. Ve iç çamaşırı talep ettiklerinde de buna mı kaldık diyerek cevap alıyorlar. Kadınların iç çamaşırı talep edememesi bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ta kendisidir arkadaşlar. Bazı şeyleri yok sayarak kavramları farklı farklı anlamlarda siyasi politik çıkarlar için yozlaştırarak olmayanı var edemezsiniz değerli arkadaşlar. Milletvekili arkadaşlarım yine ifade etti. 150 çadırlık alanda bir tek tuvalet var. Kapısında kilidi yok. Peki kadınlar ne yapacak? Oraya kadınları düşünerek ikinci ve kapısı kilitli bir tuvaleti kurmamak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ta kendisidir arkadaşlar. Duşlar var. 600 kişinin barındığı çadır kentte ya da konteyner kentte iki duş var arkadaşlar. Ve burada kadınlara özel duş alanları planlamamak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ta kendisidir değerli arkadaşlar. Yine AFAD'dan, Kızılay'dan bahsedildi. Bu kurumlarda işte kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmadığı için kadınların bu ihtiyaçlarını karşılanması noktasında bu zihniyet oluşturulmadığı için toplumsal cinsiyet eşitsizliği depremde ağırlaşarak süre gelmiştir. Değerli arkadaşlar, bir başka deprem gerçeği daha var. Depremzedeler ilk günlerde yakınlarını enkazdan canlı çıksın diye dua ettiler. Bir süre sonra sağlam cesedi çıksın dediler. Ama bugün ne diyorlar biliyor musunuz? Kolu bacağı eksik olsun ama en azından gömüp başında yasımızı tutacağımız bir mezarı olsun. Yakınlarımız yok diyorlar. Kahramanmaraş Ebrar sitesinde Mehmet Kuş 1990 doğumlu. Abisi vatandaşı canlı olarak kardeşini çıkarmış enkazdan. Ambulansa bindirmiş. Bugün depremin üzerinden kaç gün geçti? Yok. Hastanelerde yok. Ölü olanların listesinde yok. Kimliği belirlenemeyen cesetlerde yok. Ama abisi diyor ki ben kardeşimi canlı çıkardım, ambulansa bindirdim, kardeşimi istiyorum. Kardeşi yok değerli arkadaşlar. Fatma Bıçkıcı yine Kahramanmaraş'ta.
bir özel hastaneye depremden 2 gün önce yatmış. Depremden sonra özel hastaneyi boşaltmışlar ve Necip Fazıl Devlet Hastanesi'ne nakli yapılmış. Buyurunuz efendim. Canlı olarak nakli yapılmış. Hastaneyle görüşüyoruz. Evet, hastaneye canlı girişi var. Ama hastanede yok. Yurt dışından evlatları arıyor. Vekilim, annemizi bulun. Hastane başhekimiyle görüşüyoruz. Diyor ki evet, canlı girmiş. Hastanede kaydı var ama kendisi yok. Ölen ex listesinde yok. Başka bir hastaneye sevk listesinde yok. Fatma Bıçkıcı nerede arkadaşlar? 39 tane şu anda evladını, yakınını bulamayan çocuk var. 18 yaş altı 39 çocuk. Bize gelen ihbar 34'ü 15 yaş altında. Bakanlığa diyoruz ki gelin bize randevu verin, konuşalım. Bu çocuklar için bir müzakere edelim. Bakanlık kapı duvar.